Manşete hoş geldiniz. Bir Türkiye özeti. Yer, Çatalca. Polonez işçileri dün sabah saatlerinde polis müdahalesiyle karşılaşıyorlar. Sert müdahale oluyor, bazı işçiler yaralanıyor, fenalaşıyor. Darp edilen emekçiler aynı zamanda Polonez işçileri Çatalca İlçe Emniyet Müdürü tarafından tehdit ediliyor. Ben size gözaltı yapıp işlem yaparsam çocuğunuz zeki ise bile işe giremez diyor. Yani siz burada yaptığınız bu eylemden dolayı basit bir gözaltı işlemine tabi olsanız dahi çocuklarınız bundan etkilenir diyor. Yani suça bakar mısınız? Suç bir eylem yapmak, bir işçi eylemi. Bundan dolayı bir gözaltı yapıyorsunuz. Daha sonra da serbest bırakıyorsunuz. Yani neticede bir şey yok. Sadece tedbir amaçlı ya da ne bileyim olayları bastırma amaçlı yapılan bir eylem. Fakat bu sicil çocuklarına geçiyor. Ve çocukları zeki olsa bile hayatları kararıyor. Ben size gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zeki ise bile işe giremez. Bunu da Tek Gıda İş örgütlenme uzmanı Suat Karlıkaya paylaşmış. Ve gidin bu tehdidi patrona yapın demiş. Şimdi olayın birkaç boyutu var. Sesi de var. Vereyim, üzerine konuşmaya devam edeceğiz. İşim yaptığım zaman yarın bir tanesinin çocuğu zeki bir yere gireceği zaman bu yüzden giremez. Tamam. Arkadaşlar ben size uyarımı yapıyorum. Tamam. Ali Osman Turhan ismini de belirtelim. Şimdi birkaç boyutu var olayın. Bir tanesi ya işte efendim sendikal haklar, grev hakkı, eylem hakkı, işçilere böyle bir şey yapılabilir mi? Buradan yola çıkıyorlar. İki, ya bak çocuklarıyla tehdit ettiler falan. Buradan yola çıkıyorlar ve işte rejimin fotoğrafını göstermesi açısından filan. Bu yeni değil ki. Yani bunu burada söylemek bile abes ama 10 yılı geçti. İnsanların başına gelen her hadiseden dolayı bir soruşturma geçirmiş geçirmemiş. Fişlenmiş. Beraat etmiş. Hakkında bir takibat yok ama fişleme listesinde. Senin baban, annen, ailen, ailenden biri fişleme listesinde diye devletin istemediği veya sakıncalı gördüğü bir grubun içinde değerlendirildiği için hangi grup olursa olsun, Kürtler olabilir, barış isteyen akademisyenler grubu olabilir, cemaatler olabilir, Aleviler olabilir, hepsi olabilir. Bir şekilde Ermeniler olabilir, hepsi fişlenmiş durumda, hepsinin kodları var. Garopaylon önceki dönem HDP milletvekili bunu ortaya çıkarmıştı. Ermeniyseniz bir kodunuz var ve bunu siz göremiyorsunuz. Bunu hakkınızda işlem yapan devlet görevlileri görüyor. O kod karşısına çıkıyor ve ondan dolayı da ona göre muamele ediyor karşısındaki kişiye. Çoluğu çocuğu bu şekilde fişlendi zaten. Ve 10 yılı aşkın bir süredir böyle. Bunu belki de ilk defa rejimin polisi bir eylem düzenlemeye kalkan işçilerin önünde tehdit amaçlı olarak söyledi. Ya ağzından kaçırdı, pişmandır şimdi başına yaptığından dolayı ya da bir realiteyi itiraf etti. Ya da onları bu şekilde püskürteceğini düşündü. Neyse ne ama bir itiraf var burada. Ben size gözaltı yapıp işlem yaparsam, çocuğunuz zeki bile olsa yarın hiçbir işe giremez dedi. Sadece devlette de değil. Hani eskiden belli okullarda veya belli devlet kademelerinde aileden işte babanın, annenin ya da işte birinin, birinci derece yakının sicilinde bir yüz kızartıcı suç varsa falan dikkat ediliyordu falan. Güvenlik işlemlerinde falan. Böyle bir şey de yok. Ve günaydın. Günaydın yani. Bu hep böyleydi zaten. Rejimin fotoğrafını göstermesi açısından önemli. Olayın sırrı evin içinde derken narine geleceğiz birazdan. Aklınıza o geldi ama işin sırrı burada. İki taraflı bakın olaya. Narin'le ilgili çokça bilgi var. Bir takım ifade tutanakları yayımlanıyor. Bir yönüyle de yayın yasağı var mı yok mu belli değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. Olayın ilk gününden beri burada söylemeye çalıştığım şey şu. En basit bu işleri takip eden, bu işleri bilen, bu işlerden anlayan ya da bu konuda çokça örnek görmüş, yaşamış veya izlemiş, takip etmiş, okumuş insanların bile basit aklına gelen 3-5 önlem
alınmadı, yapılmadı. O yönüyle tam anlamıyla soruşturmanın çuvallaması var. Yani daha yani ilk 24 saat önemlidir kayıp vakalarında. Hele çocuk kayıplarında, hele kız çocuğu kayıplarında. İlk 24 saatte tam saha pres çalışacaksınız ve olayı bitireceksiniz. Canlı ulaşılabilirdi belki. Ulaşabilirsiniz. Failler ifadelerini değiştirmeden, aralarında anlaşmadan ifadeleri alabilirsiniz. O gün her ne yaptıysa bütün hikayesini dinlemeniz lazım ve ifadeleri karşılaştırmanız lazım. Hepsi işinize yarar. Ve olay mahalli veya son görüldüğü yer neyse bütün kamera görüntüleri, mesajlaşmalar hepsi toplanmalı. Kamera kesişmeleri, ne bileyim telefon kesişmeleri, WhatsApp yazışmaları hepsi devlet yapabilir bunu. Herkesi fişlemiş devlet. Yapabilir. Sayıyı bile belirlemişler, birazdan bakacağız. Kılıç çatma eyleminde, Kara Harp Okulu mezuniyetinde 30 ila 50 diyor Erdoğan. Sayıyı bile belirlemişler, isim isim tespit etmişler. Yapabilir devlet. Hemen olay yerindeki bütün deliller toplanabilir. Adli tıbba yollanabilir. Ne bileyim aile yakınları, DNA örnekleri alınabilir. Hemen. Çünkü bir numaralı şüpheli bu tür kayıp vakalarında aile fertleridir, yakınlardır, çevresindeki insanlardır. Ve şunu unutmayın, şüphelidirler. Ve polis öncelikle onları elemelidir. Bu kelimeyi duydunuz mu daha önce? Türkiye polis soruşturmalarında çok fazla duyamazsınız. Şüpheli listesinde babayı eledik, anneyi eledik, abiyi eledik, amcayı eledik, dedeyi eledik. Bu şekilde yürür. Ve elbette eş zamanlı olarak ilk 24 saat içinde yapılacak işler. Olayın işte 1 kilometre yarı çapı, 2 kilometre yarı çapı, 3 kilometre yarı çapı genişletilerek arama tarama ve bütün delillerin toplanması. Çiğnenmiş sakızdan atılmış sigara izmaritine kadar. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Ve sonrasında bir dere kenarına bırakılmış çuval içerisinde ceset bulundu. Ve sonra da o apar topar defnedildi. Ve gene yani bu konuları biraz bilen, okuyan bilir ki ya bir tutun elinizde. Çünkü ceset konuşur, ceset anlatır, başına gelenleri söyler. Her ne kadar deforme olursa olsun. Hemen bir gün sonra defnediyorsunuz. Bekleyecek biraz, morgda bekleyecek. Daha bitmedi soruşturma. Aydınlatılmadı. Örnekler tam olarak toplanmış, analizi gelmiş değil. Yeni araştırmalar istenebilir. Adli tıp okey tamam çok hızlı çalışıyor ama 24 saatte de bitmez bu işler. Bazı sonuçlar haftalar sürüyor. Tutacaktınız biraz orada. Mokta. Neyse ben de anlatıyorum. İşte bir sürü ifadeler dolaşıyor. Bu ifadeler de gerçekmiş gibi manşetler atılıyor falan. Yani verilen ifadelerin hepsine şüpheyle yaklaşılmalı. Bu şekilde yani ben öldürdüm diye itiraf etmiş olsa bile bir insan bu delillerle desteklenmeli ve teyit edilmeli ve kanıtlanmalı. Polis soruşturması budur. Ay itiraf etti tamam katil oymuş. Dağılabiliriz. Yok öyle bir şey. İşte ama önemlidir hepsi. İtiraflardaki çelişkiler de önemlidir. Neticede işte birinin birine çuvalı verdiği, onun da götürüp belli bir para karşılığında defnettiği filan bilgisi var. Çok bu konuşuluyor şu anda. Ama karar güzel manşet atmış. Bana da KC'yi yazdıran oydu. Cinayetin sırrı evin içinde. İşte ilk 24 saat. Hatta biraz daha genişletelim. 36 ila 48 saate kadar abanıp bu işi bitirecektiniz. Abanmadığınız için de işte bugün topla toplayabilirsen. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir şeyler söylemeye çalışan kadınlar kocaları tarafından yumruklanıyor. Kameraların önünde. Kim bilir arkada neler yapıyorlar. Ot sözlük narinin kelime manasına bakmış. Kırılacak denli ince. İnce yapılı, zarif, yepelek, nazenin. Evet. Narin adı gibi narindi ve gitti. Şimdi dönelim kılıç çatma meselesine, Kara Harp Okulu mezuniyeti. Bu görüntüler çokça paylaşıldı, daha geniş görüntüler var. Analizi belli ki saray tarafından yapılmış. Kimlerin katıldığı belirlenmiş. Burada tabii arkadan görünüyor ama önden görüntüler de var. Tek tek isim isim tespit edilmiş. 200 kadar deniyor. 200 ila 300 arası deniyor. 960 Kara Harp mezunu, hepsinin Kara Harpli olduğu kesin. 960 Kara Harp mezunu olduğu düşünülürse
görece 3'te 1'i kadar bir rakam söz konusu. Bunların hepsinin tespit edildiği ortada ve Erdoğan zaten ilk açıklamasında bunlar temizlenecek dediğinde 30 ve 50 rakamlarını kullandı. Bazı yandaşlar bunun ortalamasını alıp 40'ı temizlenecek diye de konuşmaya başladı. Belirlemişler hepsini. Yani belki 30 kişi, belki 40 kişi belirlemişler. En başta da Ebru Eroğlu, Kara Harbin birincisi olarak biraz fotoğrafta görüyorsunuz diplomasını Erdoğan'ın elinden aldı. O hedef ve belli ki bundan sonraki hayatı planladığı gibi yürümeyecek. Ne olacağını bilmiyoruz. Fakat bir sessizlik var. Sessiz kalanlardan biri de, bu konuda herhangi bir tavır belirlemeyenlerden biri de Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler. Tolga Şardan T24'te yazmış. Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı dedim. Önceki Genelkurmay Başkanı, şimdiki Milli Savunma Bakanı. O günden bu yana randevularını iptal etmiş. Zorunlu olmadıkça kimseyle görüşmüyor. Güler'in görevden affını isteyeceği gibi iddialı bir bilgide seslendiriliyor demiş. Savarona yatında gördük. Orada işte Erdoğan'a nezaret ediyordu. Fakat bu kulisi de önemsemek gerekiyor. Tabii Deutsche Welle Türkçe bir takım detaylara ulaşmış hükümet yetkililerinden. Baş şüpheli bölüm birincisi Teğmen Ebru Eroğlu. Kıza yazık oldu. 20'ye yakın subayla andı okumayı planlamış. Bu tamamen saraya bağlı kaynakların Deutsche Welle'ye aktardığı bilgiler. 200 kadar teğmen katılmış. Saray belirlemiş bunları. Ceza olsun ya da olmasın Ebru Teğmen ve birlikte hareket edenlerin kariyerleri büyük bir zarar görecek diyor. Ve üstlerinin de haberi olduğu belirtiliyor. Gene o komutan da emekliye sevk edildi veya emekliliğini istedi, ayrıldı. Her neyse. Hatta onun ifadeleri de var. İşte bu tarikat, cemaat falan meseleleri çocukları çok üzüyordu. Ondan dolayı da böyle bir şey yaptılar falan dediği söyleniyor. Neticede gene olan teğmenlere oldu oluyor gibi görünüyor. Dün de detaylıca anlattım. Geriye doğru 60 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri darbe tarihinde teğmenler hep kullanıldılar, hep öne sürüldüler. Hatta yüreklendirildiler, omuzlara alındı. Daha sonra da ortada bırakıldılar. Bir daha oyuna gelmemek için Milli Savunma Üniversitesi'nde tüm sistem gözden geçiriliyormuş efendim. Yani bu kaçıncı yahu? Hep tehdide ihtiyaçları var. Hep bir tehdide, hep bir böyle insanlar üzerinde kullanacakları, sallayacakları bir sopaya ihtiyaçları var. Olay bu. Öbür tarafta da işte bu Amerikan askerinin başına çuval geçirenler serbest bırakılmıştı. Aydınlık bir çuval hikayesi diye kendine bağlı Türkiye Gençlik Birliği liderleriyle falan böyle söyleşi yapmış falan filan. Kendi sür manşetinden de olayı kutsamaya devam ediyor. Bir tarafı öyle, bir tarafı böyle. Narin olayında Emrullah Erdinç bir takım bilgiler paylaşmış. Biyolojik annesi, biyolojik babası. Mevcut anne ve babası biyolojik ailesi çıkmış. Yani amcanın kızın babası olduğu falan bilgisi yok. Anne babanın sorgusu henüz başlamadı deniliyor. Daha önce düşme sonucu öldüğü ifade edilen abla da sorulacakmış aileye filan. Esasen yani bu 26 şüpheli dosyada 130 kamera incelendi. 14 bin, bütün bunların hepsi şurada yazılanlar ilk 24 saatin 48 saatin konusuydu. 25 gün sonra 30 gün sonra ele alınacak konular değildi. Sadece bu mu? Yani İstismar Derneği Başkanı, Çocuğa İstismar Derneği Başkanı Saadet Özkan paylaşmış. Tekirdağ Malkara. Üvey baba tarafından gerçekleşen istismar sonucunda 2 yaşında çocuk entübe edildi. Durumu ağır. Dönelim iç siyasete. Ekrem İmamoğlu meselesi var. Kurultay konuşuluyor. Fakat şöyle bir şey. Kurultay konuşuluyor diyorum ama ben konuşuyorum. Birkaç kişi daha konuşuyor belki. Yani cılız konuşuluyor. Kurultay'da büyük bir deprem yaşandı esasen. Dün görüntüleri ekrana getirdim. Tekrar etmeyeceğim. Yani Mansur Yavaş depremi yaşandı. Ve Mansur Yavaş aylardır biriktirdiği gazı patlattı. Ekrem İmamoğlu'na konuşma imkanı verilmiş de kendisine verilmemiş diye fitne ateşine bir odun daha attı. Belki odunlar attı. Fitne ateşi diye şikayet ettiği olayı doğruladı. Doğruladığı gibi de ben de varım burada dedi. Oyumu %50'den 60'a çıkarmış bir belediye başkanı olarak
Beni yok sayamazsınız. Beni hiçe sayamazsınız. Bana böyle dış kapının dış mandalı muamelesi yapamazsınız dedi demeye getirdi. Ve böylelikle CHP'nin elinden Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklama, ilan etme ve şimdiden kampanyasını başlatma kozunu aldı. Ve Ekrem İmamoğlu istinafla işte 2 yıl küsür aylık rivayet muhtelif hapis cezası ve bağlı eş süreli siyaset yasağı tehdidiyle karşı karşıya. Ekrem İmamoğlu önceki dönemde başına geleni bildiği için, başına gelen herkes tarafından da görüldüğü için şimdi aynı şeyi bir daha yaşamak istemiyor. Aynı stresle bir daha yürümek istemiyor. Baştan beri ne söylemeye çalışıyorsun, nereye getirmeye çalışıyorsun? Şuraya getirmeye çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu bütün taraflar tarafından kabul edildiği gibi, bilindiği gibi, anlaşıldığı gibi açık ara bir numaralı Cumhurbaşkanı adayıdır. Bunu açıklayacaksanız zaten o treni bir önceki dönem kaçırdınız. Şimdi tam sırasıdır. Bu. Siyasi yasak geldikten sonra veya istinaf kararı açıklandıktan sonra bunu açıklamanız artık geç kalmış bir eylem olur. Sadece tepki vermiş olursunuz. Ama şimdi bunu ortaya koyarsanız iktidarın yapacağı her şey artık Batı tarafından da, dünya tarafından da öyle algılanır. Erdoğan rakibini bir mahkeme kararıyla götürdü veya rakibini içeri attı veya rakibini yasakladı. Çünkü ilan edilmişti. Net yani ortadan söylüyorum yani. Bunu benim söylemem de gerekmiyor. Yani tekil bir analiz değil bu. Aklın yolu. Ekrem İmamoğlu da işte durumu anlatmaya çalışıyor işte. Sözcü de Aytunç Ergin üzerinden ifade ediyor kendini. Cezam anayasaya aykırı, dosya mahkemeye gitmeli filan anlatıyor. Ekrem İmamoğlu'nun çok büyük bir bu konuda şeysi var. Stresi var ve stres artıyor. Son kurultayda da Mansur Yavaş'ın çıkışı üzerine bir çözüm olacaksa bile o çözümün önüne duvarlar örüldü. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun bozulmasının nedeni de buydu. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun bütün konu var sosyal ağlarda bulursunuz. Mansur Yavaş'ın konuşmasını dinlediniz biliyorsunuz. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu eline mikrofonu aldıktan sonra bu olaya nasıl bozulduğunu, nasıl içerlediğini anlatıyor. Çok bozuldum, çok içerledim Mansur abi yani yapacağın iş miydi demiyor. Ama lafları izlediğinizde o çıkıyor ortaya. Bu sonuç ortaya çıkıyor. Şey bölümüne özellikle bakın. Yani ben işte cuma namazını geldim oraya işte efendim cuma namazını beraber kılalım başkanım dedim. Ama işte efendim olmadı filan bak o da senin sorumluluğun falan. Yüz ifadesine falan bakın. Son birkaç gün içinde yaşanan olayları anlatıyor. Tabii o öfkeyle, o bozgunla, o stresle. Özer Sencar dün bir dizi tweet paylaşmış 7 maddelik. Bunun şu iki maddesini sarıyla işaretledim, önemsiyorum. Erdoğan ve halkı tanımıyorsunuz. Altıncı maddede de bu kafayla giderlerse, Cumhurbaşkanlığını bir 5 yıl daha hediye ederlerse hiç şaşırmamak gerekir diyor. CHP yanlısı sol çevreler ve CHP'li yetkililere seslenmiş. Paralı askerlerin gayretleri ve masa başı bulgularla iktidar veya devamlı olarak birinci olamazsınız. Beklemediğiniz bir durumla karşılaştığınızda bize soracağınız doğru soru bizi niye böyle gösteriyorsunuz değil, niye böyle bir sonuçla karşılaştık olmalıdır. Belli ki son abonelerine yolladığı ankette açıklamadı bunu Metropol. CHP'nin birinci parti olma hüviyetini kaybettiğini, birincilikten düştüğünü açıkladılar ama rakam vermediler. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2 yıl boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğruları olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın tercih olduğunu söyledik durduk. Ve Cumhurbaşkanlığını Erdoğan'a bir 5 yıl daha hediye ettiler. Bu kafayla giderlerse, bir 5 yıl daha hediye ederlerse şaşırmamak gerekir. Genel seçimlerle yerel seçimleri etkileyen dinamikler farklıdır. Bu realiteyi bilmeyen, düşünemeyen siyaset erbabıyla nereye varacaksınız demiş. O arada siyaset normalleşme, yumuşama, ilk birkaç ay sendelemenin ardından şu anda iş tutmaya devam ediyor. Bıraktığı yerden, kaldığı yerden devam ediyor ve yeni anayasa loading, yükleniyor İngilizcesiyle. Yeni anayasa yükleniyor. Onu yazmış. Dün gece paylaştığı, Türkiye saatiyle 9.05'te paylaştığı
Tweet'te Erdoğan. Darbecilerin yaptığı anayasa mecbur bırakılması doğru değil. Ki darbecilerin yaptığı anayasa mı kaldı ayrı bir konu. 28. dönem bu vazifesini yerine getirsin. Ve belli ki meclisin açıldığı günle beraber yeni anayasayı konuşacağız bol bol. CHP de konuşacak. Göreceksiniz. Sınırlarımızın dışına çıkalım. Hem İngiltere'nin hem Türkiye'nin. Bu kontroller, sınır kontrolleri Avrupa'da, Avrupa başka bir yere doğru gitmeye başladı. Yeni değil. Burası Almanya-Hollanda sınırı. Almanya'da hükümet bu son Solingen faciasının da ardından 9 ülkeyle kara sınırı var. Avusturya, Belçika, Çek, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, İsviçre ve İngiltere. Bu sınırlarla, bu sınırlarda İngiltere ile kara sınırı yok gerçi. Bu sınırlarda kontrolleri artırmış. Gerçi Avusturya ile olan sınırında zaten 2015'ten bu tarafa bir kontrol var. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre sınırlarında da geçici kontroller var. Bunu tamamen yaymış. Burası Hollanda. Bu şekilde kara sınırında gelip geçen arabalar durduruluyor, kontrol ediliyor veya bir pasaport kontrolü yapılıyor veya bir arama yapılıyor. Ondan sonra da izin veriliyor. Alman basınına göre, yapılan bir araştırmaya göre Alman polisi mesaisinde etnik kökenle ilgili ön yargılar mühim rol oynuyormuş. Alman polisinin mesaisinde etnik kökenle ilgili ön yargılar mühim rol oynuyor. En tehlikeli gördüğü kişiler arasında etnik köken itibariyle Türkler, Araplar ve Ruslar bulunuyor. Hadi bakalım hayırlı olsun. Yeni sınır kontrolleri. Magazinle bitirelim. Apple iPhone 16 serisini tanıttı. Bir iki altını çizeceğim konu var. Yani görüntüsünde, şeklinde, kameraların biçiminde falan çok böyle radikal bir değişiklik yok. Aynı telefon. Biraz işlemci hızı her sene moda olduğu üzere artırılıyor. Bir iki buton ilave etmişler falan. Geçen sene de USB-C işte şarj girişini yeni bir şeymiş gibi sunmuşlardı. Apple bunu hep yapıyor. Apple Intelligence denen bir kelime oyunuyla Artificial Intelligence'ı yani yapay zekayı Apple Intelligence'ına çevirdi. Yani Apple zekasına çevirdi. Fakat o da İngilizce konuşulan ülkelerle sınırlı olacak neredeyse bir yıl. Yani Türkçe veya başka dillerde bir yıl kadar beklemeniz gerekecek. Fakat AirPods'larda, kulaklıklarda güzel bir özellik yüklendi. Resimde gördüğünüz, benim de bir önceki jenerasyonunu kullandığım kulaklığa aktif gürültü engelleyici sistem eklenmiş. O güzel. Bir de yeni AirPods'larda Pro serisinde işitme kaybı yaşayan insanlar dış sesi güçlendirerek alabilecekler. Enteresan bir özellik. Yani işitme cihazına gerek kalmaksızın AirPods'larını takacaklar ve bir duyma kaybı yaşıyorlarsa güçlendirilmiş olarak o sesleri duyabilecekler. Ayrıca işitme testi falan da yapıyor telefon uygulama üzerinden. Yani telefon uygulaması üzerinden. Enteresan. Bir takım sağlık onaylarının alınması gerekiyor ama bunlar mühim yenilikler. Tabii Türkiye söz konusu olunca fiyat konuşuluyor. Fakat Amerika fiyatları aşağıda. İşte $1000, $1200. Türkiye fiyatları da dolar bazında yukarıda. Yani iki katından fazla dolar üzerinden bir ücrete satılıyor, bir fiyata satılıyor Apple ürünleri Türkiye'de. Yeni çıkan iPhone'lar, önceki iPhone'lar da öyleydi. Apple'dan daha çok kazanıyor Türkiye. Satılan her iPhone'da, bu da ülkenin bir garabeti. Belki de dünyada bu fiyata satılan, dolar bazında bu kadar pahalı satılan başka ülke yok. Elbette ülkeden ülkeye fiyatlar değişiyor ama bu da ayrı bir garabet. 5G'ye hazırlık 2025'e kalıyor. Ekonomim gazetesinden bir haber. Bununla kapatıyoruz manşeti. 2 yıldan uzun bir süredir 5G'yi burada kullanıyoruz. Gayet de başarılı. Yüksek hızda download ve upload hızı veriyor. İmkanı veriyor. Türkiye 2025'e kalıyor demiş ama hazırlık o da. Bilmiyoruz artık önümüzdeki yıllarda. Yani mevcut iktidar ve mevcut zihniyete devam ettiği sürece 5G olacak gibi, olabilecek gibi görünmüyor. Bakalım iş nereye gidecek. Polonez işçileriyle kapatalım tekrar. Polis müdahalesi ve Çatalca ilçe emniyet müdürünün tehdidi. Bakın diyor, burada eylem yapmayın. Dağılın. Şimdi size gözaltı yaparım.
Gözaltı yaparsam çocuğunuz zeki bile olsa ileride işe giremez. Türkiye gerçeği budur. Türkiye gerçeği budur ve bu gerçeği hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerekir. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla hoşça kalın.